Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerin talep ettiği altcoin'leri değerlendirdiğim video serime tekrardan hoş geldiniz. Birazdan pariteleri değerlendirmeye başlayacağız. 5 taneyi daha bugün ele alacağız arkadaşlar. Ama öncesinde bütün altcoin videolarımda söylediğim gibi TradingView profilime bu konuştuğum paritelerin hepsinin güncel hallerini, yani burada ben anlatırken ekranda gördüğünüz hallerini mümkün mertebe, mümkün olduğunca çabuk koymaya çalışıyorum. Bunlar interaktif tablolar. Dolayısıyla buraya girip tabloların güncel hallerine de bakma şansınız var. Konuştuğum seviyeleri tam küsuratlarıyla görme şansınız var. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka eğer çalışmalarımdan faydalanıyorsanız TradingView profilimi de takip ediniz. Aşağıya koyduğum linkten eğer tablolara ulaşamıyorsanız dil ayarlarınızı şuradan İngilizce yapmanız gerekiyor diyorum. Ve hemen içeriğime başlıyorum arkadaşlar. Önce DOT'la başlıyoruz. En çok talep edilenlerin bugünkü ilk sırasında DOT var. Bildiğiniz üzere bu tablolarda yeşil gördükleriniz destekleri temsil ediyor. Kırmızı gördüğünüz dirençleri de temsil ediyor. Konuşamadım arkadaşlar. Şu pembe dalgalı çizgi 21 günlük EMA, günlük tabloda baktığımız için 21 günlük EMA. Şu yeşil olan da 55 günlük EMA'yı temsil ediyor. Bu iki EMA'nın da üstünde olduğumuzda kısa vadede trendin yukarı, altında olduğumuzda kısa vadede trendin aşağı olduğunu konuşuyoruz bildiğiniz üzere. DOT'ta an itibariyle arkadaşlar 38-25 direncinden şuradan kaynaklanan paralel bir direnç. Buradan bir baskıyla karşılaştığımızı görüyoruz. Bunun üstünde bir günlük kapanışla beraber ilk pozisyonumuz olan önceki zirve seviyesi olan, aslında şurada bir kapanışımız var ama burada bir yükselen tepe yaptığımız durumda, şöyle bir paralel dirençten sonra şurada yükselen bir tepe yaparsa hızlı bir şekilde önceki zirve noktamız olan 42-36'yı denememizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada belki de bu kırılmayla beraber gün kapanışına kadar yukarılara kadar gideriz. O zaman tabii ki trade'e gireriz. Ama şu seviyelerde belki ufak bir marj beklentisiyle trade'e girilebilir ki %8'lik bir marj demektir. Öyle bir şey yapmamız durumunda 100 birim aldıysak 50 birimi burada satıp geri kalan 50 birim ile Fibonacci 1.618 seviyemiz 52 seviyesine denk geliyor. Ama hemen altımızda psikolojik eşik olan 50 olduğu için 52 ve 50 seviyesini bir direnç olarak kabul ediyoruz. 50'nin altında 49'lara 48'lere küsuratlarıyla bir emir girerek %25'lik %26'lık bir beklentiyle hareket edilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki trade beklentimiz bu olur. 50 birimi bu hedefte, 50 birimi de bu hedefte satarız. 50'nin üstüne çıkılması durumunda yeni fiyat keşfi olacağı için karımızın bir kısmını içeride bırakıp unutarak yeni seviyeleri denemesini bekleyebiliriz. Elbette EMA'larımın üstündeyim. Dolayısıyla trend yukarı. Şurada önceki dip noktam olan 29.85, ki buna düz olarak 30 diyebiliriz. 30'un altında bir günlük kapanış görmediğim müddetçe aşağıdaki seviyeleri konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Trend yukarı olmaya devam ediyor DOT için. AVAX arkadaşlar, AVAX'ı geçen hafta Murat abiyle beraber de değerlendirmiştik. Ancak şansımız yok ki bizim videomuzu çektiğimiz gün itibariyle satışlar başladı. Bitcoin temelli satışlardı. Dolayısıyla hep söylediğimiz gibi Bitcoin'de satışlar olursa, bu altcoin'lerde her şey iyi gözükse bile, bot analizi de iyi gözükse, teknik analizi de iyi gözükse, tahta analizi de iyi gözükse, Bitcoin'de satış varsa altcoin'lerde de satış olur. Dolayısıyla o prensipten kaçabilme şansımız yok. Her videomda bunu sizlere hatırlatmaya çalışıyorum. AVAX'da arkadaşlar şu anda 2 EMA'nın arasındayız. Dolayısıyla EMA'lar bazında nötr bir durumdayız. Ne altındayız negatif diyebiliyoruz, ne üstündeyiz pozitif diyebiliyoruz. Burada trade'e girmek için 21 EMA'nın üstünde bir günlük kapanış görmemiz gerekiyor. Yani takribi olarak 29-30 seviyesinin üstünde bir günlük kapanışla beraber şu Murat abiyle beraber de konuştuğumuz direnç alanı olan 37.5-36.43 seviyesinin altına girecek şekilde %19'luk bir takribi olarak kar beklentisiyle bir trade'e girilebilir. 100 birim aldık EMA 21'in üstüne çıktığımızda, 50 birimini burada satarız. Diğer kalan 50 birimi ise bir sonraki ikinci hedef olarak konuşabileceğimiz 42-63 seviyesinin altında %39'luk 38'lik bir kar beklentisiyle satabiliriz. Çünkü
42-63 seviyesinde de bir direncimiz söz konusu. Üçüncü direncimiz ise önceki zirve noktasının birazcık altında. Burada 4 saatlikte daha net gözüküyor. Daha etkili olacağını düşündüm. 51-42'de satabiliriz. Dolayısıyla burada farklı bir strateji de uygulanabilir. 100 birim aldık. 33 birim burada. 33 birim burada. 33 birim de burada şeklinde de ayırabiliriz. Ama bizim genel stratejimizi biliyorsunuz. 50 birim burada. 50 birim burada. Karın bir kısmı da üçüncü hedef için beklenebilir. Elbette kısa vadeli trade stratejisi anlamında bu mantıklı olabilir. Ya da dediğim gibi 3 parçaya böldünüz. Burada karın bir kısmını içeride bırakarak yeni fiyat keşifleri olması durumunda onları da izleyebilirsiniz. AVAX çünkü son zamanların popüler altcoin'lerinden biri. Proje bazında da oldukça iyi gözüken bir altcoin. Dolayısıyla burada karın bir kısmını bırakıp yeni fiyat seviyelerinde nereye gidebileceğini görmek de tabii ki bir tecrübe olabilir. Ama kısa vadeli trading için bu konuştuğumuz iki strateji çok daha mantıklıdır arkadaşlar. 55 EMA'nın altında bir günlük kapanışla beraber izleyeceğim destek alanım Fibonacci Golden Pocket, yani 24.79 ile 22.96 seviyesi olacak. Bunun altına düşmedikçe aşağıdaki seviyeleri konuşmanın mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Bugünün günlük kapanışının 21 EMA üstünde olması durumunda dediğim gibi trade'e bu stratejiler göz önüne alınarak girilebilir arkadaşlar. Gelelim ENJ'ye. ENJ'de de 2 EMA'nın net bir şekilde üstündeyim. ENJ'de de oldukça kuvvetli bir yukarı yönlü trend devam ediyor. Ama şurada bir konsolidasyon sürecine girmiş gibiyiz. Mart'ın ortasından beridir. Bu konsolidasyon süreci de aslına bakarsanız yükselen dipler ve aynı zamanda paralelde bir direnç alanı yarattığı için bir yükselen üçgen yaratmış durumda. Yükselen üçgen boğa formasyonu olarak değerlendirilecek bir üçgendir. Bunun üstünde bir günlük kapanış ile onu beklememiz gerekir. Bu trade'e girilebilir arkadaşlar. Burada hedefi yükselen üçgen hedefiyle belirlediğimizde yükselen üçgen hedefimiz 3.63 seviyelerine denk geliyor. Günlük kapanışın bunun üstünde olması durumunda bir trade'e girilip %30'luk bir marj beklentisiyle 3.57-3.56'lardan çıkmak mantıklı olabilir. Zaten onun hemen üstünde 3.78 seviyesinde Fibonacci 1.618'in bir direnci söz konusu olacak. Bu da fiyat keşiflerinde oldukça etkili olduğunu bildiğimiz bir direnç alanı. Yükselen trendimin hemen altında 21 EMA var. Bunların altında bir günlük kapanışla beraber önce 2 seviyesi, daha sonra da 1.7-1.6 seviyeleri izlenebilir. Ama şu anda trend kuvvetli bir şekilde yukarı gibi gözüküyor. Dolayısıyla Bitcoin'de bir sürpriz olmazsa bu üçgenin, bu konsolidasyonu yukarıya doğru kırılıp yeni fiyat keşfi sürecini başlatması bana çok daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Burada diyelim ki 100 birim aldık. 100 birimi de burada sattık. Karımızın bir kısmını yeni fiyat keşfi için bekletebiliriz içeride. Bu da mantıklı bir strateji olabilir diye düşünüyorum. Dördüncü paritemiz ECX. ECX'de arkadaşlar aslına bakarsanız konuşmak için birazcık geç kalmışız anlaşılan. Çünkü ECX zaten benim trading için kısa vadede söyleyebileceğim Fibonacci 1.618 seviyesinde yeni keşif alanlarında bunu konuşuyorum. Onun orası şu anda 3.37 ile 3.29'a denk geliyor. Zaten hali hazırda ENJ 3.20 seviyelerine gelmiş durumda. Dolayısıyla burada yeni bir trade'e girmek için arkadaşlar ben açıkçası şuradaki önceki zirve noktasının oluşturduğu 2.33-2.26 seviyelerine denk gelen destek alanını veya 21 EMA'yı denedikten sonra bunların üstünde bir günlük kapanışla bir trade'e girip tekrardan bu alanı hedefleyecek bir trade'e girmeyi daha mantıklı görürüm. Şu anda dolayısıyla bunda bana göre bir trade imkanı yok ama yatırımcı perspektifiyle bakıyorsunuzdur. Elinizde vardır, uzun vadede inanmaya devam ediyorsunuzdur. Sözüm size değil. Pozisyonunuzda kalabilirsiniz. Çünkü trend yukarı yönlü devam ediyor arkadaşlar. O tip pozisyonlarınızda biraz daha orta vadeli ve trader gözüyle bakıyorsanız elinizde de ENJ varsa beklersiniz.
2 EMA da zaten yukarı doğru gidecek. 2 EMA'nın altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda satarsınız. Bu da garanti bir strateji olabilir sizler açısından. Ama şu anda kısa vadede önerebileceğim bir trade stratejisi yok burada, açık söylemek gerekirse. Son olarak Link. Link de özellikle geçen senenin en çok kar getiren ve oldukça popüler projelerinden, coinlerinden bir tanesiydi. Link'te de şu anda şu uzunca süren bir konsolidasyon sürecinden beridir, yani Şubat ortasından beri bir paralel diyebileceğimiz bir konsolidasyon var. O da alçalan tepelerle yükselen dipler, yani bir simetrik üçgen yaratmış durumda arkadaşlar. Simetrik üçgenin yukarıya kırılması durumunda girmek mümkün olabilir. Çünkü nötr formasyonlardır bunlar. Önceki trend neyse o trend yönünde kırılması daha muhtemeldir. Önceki trend yukarı olduğu için yukarı kırılma ihtimali daha yüksektir. An itibariyle hem paralel direnç olanım olan 29.89 hem onun üstündeki 30 psikolojik eşiğinin üstünde, aynı zamanda alçalan trend hattında yukarıya kırmış durumda. Günlük kapanış böyle gelirse iki hedefli trade'e girilebilir. Buradaki birinci hedefimiz önceki tepe noktası olan 34.74 olur. Diyelim ki 50 birim aldık. 100 birim aldık, 50 birimini burada satarız. Geri kalan 50 birim için ise bence formasyon hedefi mantıklı seviyelerde. Formasyon hedefimiz 44.5 seviyelerinde. 44.5'un birazcık altına %45 kar beklentisiyle bir emir girilebilir diye düşünüyorum. Onların hemen üstünde 47 seviyesinde zaten Fibonacci 1.618 seviyesini görüyoruz. Dolayısıyla 50 birimi burada sattık. Geri kalan 50 birimi burada sattık. Karımızın bir kısmını bırakıp belki de üstümüzdeki 50 psikolojik eşiği kırıldıktan sonra çok daha yüksek seviyelere gidebilmesi durumuna dair sadece karımızın bir kısmını bırakıp hiç risk almadan da bekleme imkanımız olabilir. An itibariyle EMA'larımın üstündeyim. Yükselen trendimin üstündeyim. EMA'larımın altına düşersem zaten şu yükselen trendimi izlerim ki 25 seviyelerine denk geliyor. Hatta ben altcoin değerlendirmelerimde hep söylemiştim. 20'yi kırdıktan sonra 20'nin üstünde Link kaldığı müddetçe trendin yönü orta ve uzun vadede yukarı yönlü olacaktır arkadaşlar. Bu da iyi bir trade fırsatı verebilecek gibi gözüküyor bugünkü kapanışla beraber arkadaşlar. Dolayısıyla bugünkü 5 paritemi de konuştum. Umarım faydalı olur. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.